Allah Allah. Ne oluyor gene bu evde yahu? Tabii ilk aklınıza ne geldi? Boya. Değil mi arkadaşlar? Ama Tabii ki boya boya değil. değil. Gene bir tamirat içindeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu peteğimiz evimizi bizim daha verimli kullanmamızı engellediğini Biraz düşünüyoruz. yükselt, sesini yükselt bir tane. Engellediğini düşünüyoruz. Çünkü burada çekyat geliyor. Tam ülke karşıda dayayamadığımız için üçlüyü de koyduğumuzda ısı kaybı oluyor önünde. Bu peteği şu karşı duvara taşımayı düşünüyoruz. Yarın bu işlemi yapacağız inşallah. Niye bu duvara taşıyoruz? Burası kısa bir duvar. Aynı zamanda masanın olduğu bir duvar. Hani Ön açık masa olduğu için evet ısı kaybını ha da şimdi engellemeyecek. biz bu salonu çok yani belki videolarımızı takip ediyorlarsa biliyorlardır. Çok şekil değişikliği yaptık. En son buna karar Evet kıldık. en son bunda en verimli kullanacak yani halini bu olacağını düşündüğümüz için en mantıklı şey de ısı kaybını en aza indirmek için bu işlemi yapacağız. Bir de Şimdi internette çok araştırdık biz. yapacak işi de şunu tarif edeyim. Hı. Biz internetten bayağı bir araştırdık ama Bulamadık. böyle bir video bulamadığımız için bunu paylaşma gereği duyduk. Zaten biz de yani çekiyorsak Yani paylaşmak istiyoruz artık o burada moddayız. yapılacak iş arkadaşlar, buradan tabandan iki boru dipten bulunacak. Şurada yaklaşık bir 50 santim parke sökülecek bu şeye kadar. Sonra parke kaldırılıp bu borular buradan uçları bulunup eklenip karşı duvar taşınacak. Onu da şu an gece biz bunu gece çekiyoruz. Yarın o Evet. işlemleri kısım kısım Yani ustalarla gösteririz. beraber çekime devam Yani edeceğiz. bir petek yeri değiştirmek ne kadar zor olur Göreceğiz. göreceğiz. Sizinle de paylaşacağız. Evet arkadaşlar, şimdi sabah ustalarımız geldi. Laminatları söktü. Tabii biz böyle olacağını düşünmemiştik. Biz sadece şu kenardan böyle bir sıra sökülüp o şekilde gider diye düşünmüştük. Ama laminatlar dikine söküldüğü için boydan sökülmesi gerekiyormuş. Şu an su tesisatçısı gelecek. Buradan boruların yerini bulup, burada tabii riskli yerler var. Gördüğünüz gibi şurada diğer peteğe giden borular var. Şurada da mutfağa giden bir su borusu var. Artık bunları zarar vermeden şurada gördüğünüz gibi alttan bu duvara boruları getireceğiz bakalım. Hani eşyaları koyacak yerimiz yok. Koyacak yer olsaydı belki komple sökülüp hani daha rahat yapılabilirdi belki. Ama şimdi malum koyacak yer olmayınca bu şekilde yapmaya denedik. Bakalım inşallah güzel olur. Arkadaşlar Ahmet ustam geldi sağ olsun. Hoş geldin ustam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi gördüğünüz gibi peteği söktük burada. Peteğin bağlantıları şu yerden bulundu. Buradan açtık. Şuradan ek alacağız. Bu şekilde kanal açılıp karşı duvara, karşı duvardan da gömme şeklinde, görünmeyecek şekilde alttan duvar kırılıp Alttan abi şöyle gelip bir kere işte buradan bu şekilde kırıp diğer oradan taraftan bir yerden çıkacak değil mi? çıkıp hem gömme yapacağız. Evet. Abi. Nasıl güzel oluyor değil mi hocam, ustam? Yok yok güzel olacak abi. İnşallah bittikten sonra daha güzel olacak.
Evet arkadaşlar, şu anda boru işimiz bitti. Gördüğünüz gibi boruların fazla çukurlarını doldurduk. Şimdi harcımızı hazırladı usta. Üstünü hafif bir ıslatıp ondan sonra kapamasını yapacak. Ondan sonra da duvarların tadilatı yapılacak. Boru işimiz bitti. Sadece bir bağlantılarımız kaldı. Evet, ortalık biraz toparlanmış gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi duvarlardaki delikler kapatıldı, tamiratı yapıldı. Tabi bu kuruduktan sonra da boya işlemi yapılacak. Şimdi buradaki işlem, biz normalde bir gün diye girmiştik ama bugün ikinci gün. Bugün de petek takılıp su basılacak, çalıştırılacak. Şu betonun kuruması lazım. Bu beton kurumadan laminatlar takılırsa laminatlar alttan şişme yapıyormuş. Onun için o peteği çalıştırıp borunun sıcaklığıyla betonun kurumasını sağlayacağız. Nasip olursa yarın da laminatları döşenecek. Ha şimdi iş bittiğinde tertemiz, mis gibi olacak. Yani sanki bir şeyler kırılmamış gibi olacak. 3 gün sürecek yani toplamda. Bir petek taşımak hani basit mi, zor mu, kolay mı derken biz bir gün diye girdik, 3 günlük iş çıktı bize. Ama şimdi duvar temizlendikten sonra, boyandıktan sonra çok güzel olacak. Çünkü kullanışlı olacak. Evin oturma şekline göre artık, yani şimdi petek var diye çekyat dayayamıyorduk arkaya. O da bayağı bir gelişecek. Tabii bitince çekeceğim gene. Peteğe takılırken devam ederiz. Evet arkadaşlar, işlemler bitti artık. Laminatlar takılıyor. Laminatta abi dikkat edilmesi gereken şey altının kuru olması değil mi? Evet abi. Yoksa alttan şişme yapar değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, tadilatımız nihayet bitti. Nihayet, ha bitmedi aslında da, az bir şeyimiz kaldı. Boya kaldı. Boyamız kaldı. Görünüyor zaten şurada, kurumasını bekliyoruz. Şimdi evimizin eski halini size göstermek istedik. Yani ilk
arkada petek varken oturma alanımız bu şekildeydi. Gördüğünüz tamam gibi, sen bir kalk öyle göstereyim. Gördüğümüz gibi. Koltuklar burada, birbirinin içine geçiyordu içine gibi görünüyordu. Burada, arkada petek vardı. Petekten dolayı ısınması için mecburen çekyatı biraz daha öne çekiyorduk. Ve çekyatın arkası ısınıyordu. Ölü alandı hem yani. Ölü alan hem ısı kaybımız oluyordu evet. Bu şekilde. Şimdi Elif'ciğim sıkı dur. Alanı göstereceğim ben size ne kadar genişliyor odamız. Şöyle. Hem kuruluş bakımından bakarsanız odamız yaklaşık bir 30 santim daha bu şekilde hem genişlemiş oldu, daha kullanışlı oldu gördüğünüz gibi. Ve peteğimizi buraya aldık. Ve hiçbir bize şeyi yok, sıkıntısı yok. Masa mesafesi müsait. Alttan da ısı rahat geçebileceği için daha böyle kullanışlı olduğunu düşündük. Söyle bakalım. Niye? Ben şuraya çıkıyordum, peteğe atlıyordum ve direkt oraya bakıyordum. Evet, artık biraz akrobasi yapıyordu ama bunu da sana akrobasi yani biz bu diyor. Salonun çok şeklini değiştirdik hani petek yüzünden daha doğrusu böyle oldu. Yani masanın gezmediği yer kalmadı. Hani ısı kaybı olmasın diye. Yani şu ana kadar niye biz hiç düşünmemişiz yani düşündük aslında da maliyetli olur zor olur biliyorsunuz yaşarken konuda, inşaat yaptırmak zor bir iş. Bir de şunu tavsiye edeyim arkadaşlar böyle bir şey yapacağınızda biz internetten bir araştırma yaptık karanlıkta. Ve kesinlikle şey bulamadık bununla ilgili bir video bulamadık yani kimse böyle bir şey yapıp petek değiştirmekle ilgili yer değiştirmeyle ilgili bir öngörü olmadığı için biz girdik bu işe. Kesinlikle ve kesinlikle birkaç yerden fiyat almadan kesinlikle yaptırmayın. Çünkü bu işlerde bize çok astronomik fiyatlar da çıkardılar. Bizi gene şunu söyleyelim. Bizim banyomuzu yapan usta gene yaptı. Tabii çünkü, tabii ben söyledim de Ahmet ustamız eski çok ustamız. Zaten efendi evet, terbiyeli ahlaklı bir insan. İşini de temiz yapıyor. Yani benim aklıma gelmeyecek şeyler söyledi. Hani ben zaten sorunsuz olmasını istiyorum. Orijinal olmasını mesela istiyorum. Mesela en basitinden şurada şu alt kısmı gösterebilirsen bir tane. Şu alt kısmında mesela biz boruyu böyle dışarıdan gider diye düşünmüştük. Çünkü parkeleri söktürememiştik. Parkeler hani sökülmeyecek demişti. Ustam buradan duvara kırdı alttan. Hiç boru görünmüyor. Hiçbir şekilde boru gözükmeden şekilde tertemiz oldu. Yani müteahhitin yapmış olduğu gibi görünüyor aslında. Evet. Hiçbir sıkıntısı yok. Yani petek değiştirmek isterseniz yani yapılmayacak bir şey değil arkadaşlar. Evet. Ne oluyor? Biz buna tahminen bir gün diye girmiştik. Tabii ki biz bunun hani laminatların hani betonun kuruması, laminatların şişmemesi için mecburen bir 2-3 gün bekleme çok süresi var. Çok sorun olmadı ya. Ha, çok sorun değil. Ortalıkta çok batmadı. Sadece biz eşyalarımızı şu kısmı aldık. Başka bir yere de taşımadık. Sadece ne oldu? Bu boyacıların kullandığı ince laylonlar var. Onlardan bunların üstünü örttük. Zaten görmüşlerdir. Toz da olmadı yani. İçerisi hakikaten temiz kaldı. Bu şekilde bence herkes yapabilir. Evet. Umarım size bir faydası olmuştur. Elif'ciğim videoyu bitireceğim gel. Anne kapı çaldı. Kapı çaldı. Umarım hani bir bilgi babında işe yarar. Beğendiyseniz kanalımıza like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hüseyin Bey arkada cam olunca bazen kararıyorsun. Öyle mi? Şöyle geçeyim. Şöyle kararıyorsun. kanalımıza abone olmak arkadaşlar, üzere. Arkadaşlar durdurun. Anne daha evet. Dün neyi unutmuşuz kapının önünde söyleyeyim mi? Nescafe'yi. Evet, evet arkadaşlar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Evet inşallah faydalı olabilir. Like atmayı unutmayın. Bana öpüyorum. Telefon elimden düşecek. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Evet. İnsanın yaşadığı evi kendine göre düzenlemesi büyük bir mutluluk. Yani inşallah Rabbim herkese nasip eder. Lütfen kanalımızı beğenmeyi unutmayalım. Abone değilseniz de abone olun. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye.